Evet sevgili seyircilerimiz, Barış'la Türkiye'nin Sesi devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Şimdi de geldik Antalya'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi Korkuteli'ne. Korkuteli'nin de tabii ki çok güzel beldeleri var. Biliyorsunuz daha önce ekranlarımıza yansıttık, programlarımızda yer verdik. Korkuteli'nin Büyükköy beldesine gideceğiz şimdi. Başkanımızın misafiri olduk. Oradan da çok güzel görüntüler aldık. Tabii ki oradan çok güzel haberlerimiz var sizlere. Başkanım röportajında da anlatacak ama ben programa girmeden hemen anons etmek istiyorum. 26 Haziran'da 1. Domates Festivali'ni yapacağız orada. Hepimiz orada olacağız. Sizleri de bekliyoruz mutlaka. Hep birlikte Antalya Korkuteli Büyükköy'deyiz. Evet sevgili seyircilerimiz, Barış'la Türkiye'nin Sesi'nde Akdeniz'imizin incisi Antalya'mızdayız. Antalya'mızı gezmeye devam ediyoruz. Antalya'nın en güzel ilçelerinden bir tanesi Korkuteli'ndeyiz. Ve Korkuteli'nin de güzel şirin beldesi Büyükköy'deyiz. Yanımızda da başarılı başkanımız Mustafa başkanımız var. Mustafa Dinçay ile birlikteyiz. Öncelikle başkanıma sizlerin huzurunda merhabalar diyorum. Merhabalar başkanım. Merhabalar Barış. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Başkanım, biz Barış'la Türkiye'nin Sesi olarak tekrar geldik. Kapılarınızı bizlere açtınız, teşekkür ederiz. Hemen ekran başındaki izleyicilerimiz Mustafa Dinçay'ı tanısınlar başkanım. Barış Bey, öncelikle size ve Akdeniz TV'ye teşekkür ediyorum. Bizleri zor günlerimizde, sevinçli günlerimizde her zaman yanımızda oldunuz. Mustafa Dinçay, 12.02.1964 Büyükköy doğumluyum. İlk öğrenimi Büyükköy İlkokulu'nda. Orta ve liseyi Aksu Öğretmen Lisesi, üniversiteyi de Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladım. Diyarbakır sınıf öğretmeniyim. Diyarbakır'da öğretmen olarak başladım 1991 yılında. 1994-99'a kadar Korkuteli Yelten kasabasında öğretmenlik yaptım. 99 yerel seçimleriyle birlikte belediye başkanı seçildim. Evet. Aynı zamanda öğretmensiniz. Hocam diyebilirim size de. Öğretmenler de bizim için, izleyicimiz bilirler. Yani benim için öğretmenler kalbimin yani ayrı bir köşesinde yerleri var. Çok seviyorum öğretmenlerimizi. Başkanım, ekran başında şu an bizi izliyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında bilenler de var. Değerli yönetmenim de gösteriyor Büyükköy'ü. Hemen ekran başındakileri bekletmeden Büyükköy'ümüzü anlatabilir miyiz? Nüfusundan başlayarak coğrafyasıyla, kültürüyle, şenlikleriyle. Büyükköy'ümüz sosyal ve kültürel değerlere sahip bir köydü ama şu anda artık 99'dan bugüne kadar belde oldu. Büyükköy 13. yüzyılda kurulmuş bir köydür. 1999'dan bu tarafa da belde olarak devam ediyoruz yerleşim birimi olarak. Büyükköy'ümüzde Antalya'mıza 45 kilometre, Korkuteli ilçemize 22 kilometre mesafede bir beldedir, yayla beldesidir. Rakım 850 ile 900 metre yükseklikte bulunmakta. İnsan yaşayışına en verişli, en güzel bir yayla beldemiz. Hemen burada araya giriyorum, lafınızı balla kesiyorum. Sevgili seyircilerimiz, ben buraya Temmuz'da da geldim, Ağustos'ta da geldim. Belki 5. 6. programı tam hatırlamıyorum. Gerçekten Ağustos ayında bile hani kısa kollu gömlekle Antalya'dan geldim buraya. Hani Antalya'da Ağustos biliyorsunuz denize giriyoruz hep. Ama burada akşam saat öğleden sonra 5-6'dan sonra falan serin, o serin havası, buz gibi havası çok güzel Büyükköy'ün. Gerçekten de Büyükköy'ü anlatmaya devam edelim başkanım. Özellikle yayla dan bahsettik, şenliklerden bahsettik. Hemen bu yılki şenliklerimizi biraz anlatabilir miyiz? Neler yapacağız? Bu yılki şenliklerimiz, biliyorsun Barış Bey, her yıl yaptığımız Mayıs ayında Hıdrellez şenliğimiz artı Temmuz ayında yapmış olduğumuz yayla şenliklerimiz devam edecek. Bunun yanında biliyorsunuz Antalya'nın sebze ve meyve diyarı Büyükköy. Evet. Bir de domates ve meyve festivali yapmayı düşünüyorum. İnşallah o zaman onu da Haziran'da yaparız diyorsunuz. Haziran'ın ve Temmuz, Haziran sonu Temmuz başı gibi yapmayı, evet, yaparız hedefliyorum. Çok güzel. Peki başkanım, meyve sebzeden bahsettik, tabii ki merak edenler vardır. Büyükköy'deki yaşayan insanların geçim kaynakları nelerdir? Büyükköy'deki halkımızın geçim kaynağı başta da söylediğimiz meyve, sebze ve hayvancılık. Hı hı. Genelde tarım. Tarımı kapsıyor. Ha, küçük el sanatlar da yapılmakta. Hı hı. Evet. Yatırımcılar gelmekte. Evet. Yatırımcıya da tabii beldemiz açık değil mi başkanım? Yatırımcılara
kapılarımız sonuna kadar gönlümüz de açık, kapılarımız da açık. Çok güzel. Başkanım, 99'dan bu zamana 3 dönemdir başarılı bir şekilde görevinizi devam ettiriyorsunuz. Biz bunun takibindeyiz tabii ki. Sürekli ziyaretlerimizde de bunu ekrana yansıtıyoruz. Biraz kısaca alabilir miyiz? 99 yılından bugüne Büyükköy'de neler değişti? Büyükköy'de 99'dan bugüne kadar öğretmen olduğum için önce eğitime önem verdik. Güzel bir ilköğretim okulu yaptırdık. Arkasında bir camimiz, küçüklü camimizi büyüttük. Yollarımız, imar planımız yaptı. Onları yaptık. Beldemizi yeşillendirmeye, parklarımızı yapıldı. Yapılmaya devam edeceğiz. Sağlıkla ilgili çalışmalarımız. Sağlıkla ilgili sağlık evimizin düzenlemesini yaptık. Şu anda haftada bir gün doktorumuz düzenli bir şekilde gelmekte, halkımıza hizmet vermekte. Evet başkanım. Peki şöyle söyleyeyim. 99 yılından bu döneme 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Büyükköy'de başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz yolunuza. Önemli projeleriniz mutlaka vardır. Yani hem masanızda hem gönlünüzde. Karar aşamasında da olabilir tabi. Planladıklarınız da vardır 2011, 2012, 2013 gibi. Biraz bunlardan bahsedelim ekran başındaki. Özellikle şu an hemşerileriniz izliyor. Hem yurt dışında hem de Büyükköy'de bizi izleyenler var. Başkanlarının ağzından yeni projeleri duysunlar başkanım. Halkımız, amacımız halkımıza hizmetti. Yeni projelerimiz, içme sorunumuz vardı. Yıllardır onunla uğraştık ama köklü çözüm için bir içme suyu ihsali hattımız ve şebekemizi değiştireceğiz. Yağmur drenaj projemiz var. Kanalizasyon projemiz. Arıtma projemiz. Bu projelerimizi halkımızın hizmetine 2011-2013'e kadar bitirmiş olacağız. Güzel bir yerleşim beldesi oluşturmaya çalışacağız. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla. Evet başkanım, Büyükköy'ü anlatmaya devam ediyoruz ve sizin tabii ki 3 dönemdir başkansınız. 3 dönemdir yaptıklarınızdan bahsetmeye devam edelim. Neler yaptık? Yaptıklarımız, önce de söylediğimiz gibi haftanın belirli günleri, perşembe günleri sürekli bir beldede pazarımız var. Pazar yeri kuruldu. Pazar yeri kuruldu. Evet. Esnaflarımız geliyor, çevre köylerden, ilçeden, ilden esnaflarımız geliyor. Alışveriş vatandaşlarımız, onlar hizmet vatandaşımız. Evet. İhtiyaçlarını bu şekilde karşılanıyor. Evet. Düzenli bir şekilde. Yollarımız yapıldı, parklar yapıldı, yeşil alan yapıldı. Kanalizasyon ve drenaj çalışmaları devam ediyor. Devam ediyor. Belediye binamızla ilgili. Belediye binamız tabii çok ki 90. Binamız var. Sağ olun, teşekkür ediyorum. 99'da belediye olduk ama belediye başkanı seçildik. Bina yoktu. Bina yoktu, oturacak. Bina, evet, binamızı yaptık. Hizmetimize de hizmet vermeye devam ediyoruz. Gerçekten de Büyükköy'e çok güzel şeyler kazandırırız. 99 yılında seçildikten sonra belediye olmadan önce belediye binası da tabii ki haliyle yoktu. Başkanım seçildikten sonra belediye binasını yaptı. Görevi devrettiğiniz zaman da belediye binasıyla birlikte ve yaptığınız projelerle, bu güzel projelerle görevi devredeceksiniz. Demeden önce tabii ki sizin mutlak süreçte, kalan 2,5 yıllık süreçte planlamalarınız vardır. Önemli projeler. Bunlardan bahsedelim. Sonra yatırımcı konusuna gireceğiz başkanım. Çünkü bizi izleyen yatırımcılarımız var. O Antalya'mızın, güzel yurdumuzun güzel ilçe ve beldelerini takip ediyorlar yatırım yapmak için. Büyükköy'ümüzden de bahsederiz o anlamda. Büyükköy'ümüzde yatırımcılar için bir sorun yoktur. Önce de söyledik, kapılarımız sonuna kadar açıktır. Projelerimiz sorunları çözmüştür. Daha çözmeye devam ediyoruz. Bu projelerimiz, kanalizasyon sorunumuz var, arıtma sorunumuz var. Projelerimiz hazır. Onlar da 2011, 2012, 2013'e kadar seçim sürecine kadar tamamlayacağız. Güzel bir belde oluşturmaya çalışacağız. Evet. Halkımız... Hemen araya o zaman sıkıştırayım şu soruyu. Ekran başında belki merak ediyorlardı, sizin gibi değerli bir başkan, öğretmenimiz aynı zamanda. 3 dönemdir başkanlık yapıyor. Acaba günü ve zamanı, vakti geldiğinde Mustafa Başkan yeniden aday olacak mı? Hani bu soruyu sormak isteyen birçok kişi vardı belki. Ben sordum önce. Tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz? Halkımız
devam derse devam edeceğiz. Devam edeceğiz halkımıza diyorsunuz. Bağlı. Tabii ki beldemizi seviyoruz. Bize güvenen halkımıza bağlı. Üç dönem güvendiler, dördüncü de güvenirlerse devam ederiz. Başkanım, hizmet için. Yatırımcılardan bahsettik. Yatırımla ilgili neler yapılabilir Büyükköy'de? Biraz ondan bahsedelim. İki yatırımcı olduğunu söylemiştiniz bana. Biraz onları açabilirsek, yani neler yapılabilir Büyükköy'de? Evet Barış Bey, Büyükköy dediğim gibi 850-900 insan yaşamına en elverişli bir belde. Coğrafyasıyla, iklimiyle, doğasıyla insanlar burada kuş sesi, tavuk sesi, bol güneş, yayla turizmine elverişli bir belde. Sorunları azalmış bir belde olduğu için buraya iki tane büyük firma yayla evleri yapmaya geldi. Birisi çok güzel. Yatak sayısı nedir? Yani o ev sayısı. Firmamızın birisi 400 yayla evi yapıyor. Bir tane firmamız 800 tane yayla evi yapmak için tüm hazırlıklarını bitirdiler. Şu anda başlamak üzere. Temeller atacaklar. İmzalar atıldı mı başkanım? Planlarını, projelerini biz imzaladık, projelerini verdik. İnşaata başlayacaklar şu İnşaata anda. İnşaata başlayacak. Çok güzel. Hayırlı olsun. O zaman demek ki villa evler için müsait, uygun. Peki başkanım, şimdi yavaş yavaş röportajımızı sonlandıracağım. Biliyorsunuz şu an bizi yurt dışında da, kanalımız yurt içinde ve yurt dışında izleniyor, Akdeniz TV. Yurt dışında da sizin hemşerileriniz bol miktarda var, biliyoruz, bize mailler geliyor. Geçen yılki festival görüntülerinden sonra da çok mailler geldi. Buradan yurt dışına bir mesaj alalım öncelikle, sonra yurt içi ve Büyükköy tabii ki. Doğrudur Barış Bey. Önce biz belde olmadan önce, belde olduktan sonra da göç veren bir beldeydik. Ama şu anda göç alan bir belde olduk. Hemşerilerimize buradan sesleniyoruz. Yatırım için, yaşamak için, sağlıklı yaşamak için beldemize gelmelerini bekliyoruz. Kendilerine sevgi ve saygılar sunuyoruz. Her türlü hizmette onlara hizmet etmeye açığız. Yatırım yapmalarını bekliyoruz. Yatırımlarını bekliyoruz. Yani. Yurt içi ve özellikle Büyükköy'e bir mesaj alalım. Ben bana 3 dönem güvenen halkıma teşekkür ediyorum. O güvenlerle layık olmaya çalışıyorum. Hepsini sevgi saygıyla selamlıyorum. Başkanım, biz de Barışça Türkiye'nin Sesi programı olarak ben ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Kapılarınızı bizlere açtınız tekrar yeniden. Her zaman mutlaka tabii ki festivalleriniz, özellikle Mayıs'taki Yıdrellez'de burada olmak istiyoruz. Domates Festivali'nizde Haziran sonu ya da Temmuz başı diye buradan duyuruyoruz ekran başındaki izleyicilerimize. Tabii ki her yıl yaptığınız geleneksel yayla şenlikleriniz de var. Onda da inşallah ekran başına taşıyacağız onları. Sevgili seyircilerimiz, Antalya'ya hemen hemen abartmıyorum 30 dakikalık bir mesafeyle Büyükköy'e ulaşmanız mümkün. Gerçekten havası suyu çok güzel. Çok harika bir başkanı var, misafirperver. Mutlaka yolunuz düşerse uğrayın ve bir acı kahvesini için diyorum ben. Başkanım tekrar teşekkürler. Bizlere kapılarınızı açtınız ve vaktinizi ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum Barış Bey. Çok sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Her güzel şeyin bir sonu var biliyorsunuz. Evet, ne diyoruz? Hemen yönetmenimden rica ediyorum, mesajlarımı aktarmam lazım. Yönetmenime diyorum ki sarıcayapım.com web adresimizden programlarımızın tamamına ulaşabiliyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Programlarımızın tamamını, bütün tekrarlarını izleyebiliyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda çok güzel noktalarda olacağız. Hemen sizlere geçen hafta gidip de görüntülediğimiz, çektiğimiz ama daha yayınlamadık. 10 Nisan'da yayınlayacağız. İbradı Kardelen Festivali'nde olacağız. İbradı Kardelen Festivali'ni bu ekranlarda Akdeniz TV'de Barışça Türkiye'nin Sesi programında hep birlikte izleyeceğiz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Barışça Türkiye'nin Sesinden sakın ayrılmayın.